Evet. Sonunda kupamıza kavuştuk. Bir daha görür müyüm bilmiyordum ama sağ tarafımda kaptan Rasim, sol tarafımda kaptan Fatih var. Kupamızı aldık. Evet, Ali Hocam da var burada. Kupamızı aldık. Neler söylersin kaptan? Yani biraz önce de konuştuk. Gerçekten bizim için en özel, en anlamlı kupalardan biri. Daha önce de tabii şampiyonluklar yaşadık ama hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Şehir yerle bir oldu. Büyük bir afet yaşadık. Buruk bir sevinç var ama sonuçta kupamıza kavuştuk. Bütün arkadaşlarımızı, yöneticilerimizi, taraftarlarımıza hediye ediyoruz bu kupayı. Hocam siz ne söylersiniz? Keşke bu kupayı sahada alabilseydik ama kardeşlerimiz vefat etmeseydi. Keşke şampiyon olmasaydık ama kardeşlerimiz hayatta olsaydı ama Allah'tan geldiği için bir şey diyemiyoruz. Rabbim mekanlarını cennet etsin. Hepimize başsağlığı diliyorum. Tüm Kahramanmaraş'ımıza, tüm afet illerine. Kupayı inşallah cennete harbiden göndereceğiz yani. Emeği geçenleri kutluyorum. Evet, Ali Özdiller, sen neler söylersin? Abi, teşekkürler. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza armağan ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz onlara. Teşekkür ederim. Evet, Ramazan takımın en genç oyuncusuydu. Kupayı kazandığımız için mutlu değiliz. Çünkü hayatını kaybeden kardeşlerimiz, abilerimiz var. Onlara Allah'tan başsağlığı diliyorum. Bu kadar abi. Evet, kaptan. Daha önce de Kahramanmaraş'ta oynadı. Senin için zor bir gün olarak görüyorum. Evet, bu kadar sevinceye rağmen. Zor. Güzel bir şey yani. Bu kadar kötü olayın üstüne çok güzel bir şey oldu bu. Bizim için çok anlamlı, Rasim için, benim için, takım için çok anlamlı. Ali Hocam'ın dediği gibi sahada almak isterdik. Bunu coşkuyla almak isterdik. Buruk alıyoruz. Kötü günlerin iyi yanları olarak görmek zorundayız. Önce takım arkadaşlarına, vefat edenlere, sonra şehre armağan ediyoruz. Bu şehir seneye de, ondan sonrası da bu tarz kupaları kazanacak. Buna inanıyoruz. Yani konuşacak da çok da bir şey yok aslında. Vefat edenler armağan olsun.